Şamanizm hakkında. En son nehir kuruduğunda, en son ağaç kesildiğinde, en son balık tutulduğunda beyaz adam paranın yenecek bir şey olmadığını anlayacak. Kızılderili sözü. Yüzyıllar boyu doğa ile iç içe yaşayan Orta Asya insanı gökteki oluşumların ihtişamını izledi, onlara anlamlar atadı, yeryüzü ile gökyüzü arasında bağlar kurmaya çalıştı. Canlı cansız tüm varlıkların içindeki cevherler keşfedildi, bu güçlerle ilişkiler kuruldu, onlardan medet umuldu, bazıları onlara yakın oldu. Doğa karşısındaki güçsüzlük sonucu doğaya teslimiyetle doğa dinleri oluştu. Günümüzden binlerce yıl önce yaşanılan bu tefekküre şamanizm adı verilmiştir. Şamanizm, tarih öncesine ait olan, yeryüzünde hiçbir uygarlığın mevcut olmadığı dönemde oluştuğu varsayılan bir düşünce ve inanç sistemidir. Şamanlığın oluşum serüveninin takvimsel zaman bakımından Mezopotamya ve Sümerlerden 20.000 ile 25.000 yıl öncesine dayandığı varsayılır. Şamanizm, insanlığın belki de en eski dinlerinden biridir. Herhangi bir kurucusu veya kutsal kitabı olmadığı gibi ortaya çıkış tarihi de belli değildir. Şamanizmin köken olarak anaerkil dönemde ortaya çıktığı tahmin edilmektedir. Şamanist inanca göre dünya, gök, yeryüzü ve yeraltı olmak üzere üç kısma ayrılır. Altay Türklerine göre, aydınlık alemi, yukarıdaki dünyayı yani gökyüzünü Tanrı Ülgen'le ona bağlı iyi ruhları temsil eder. Yeryüzünü, yani, orta dünyayı insanlar oluşturur. Yeraltı dünyası olan, aşağıdaki dünyayı ise Tanrı Erlik ve ona bağlı kötü ruhlar oluşturur. Şaman dininin ayin ve törenlerini yapan, ruhlarla insanlar arasında aracılık eden kişiye şaman denir. İyi ruhlarla ilişki kurup, iyilik yapan şamanlara ak şaman, yeraltı ruhlarıyla konuşup, erlik, in hizmetinde olanlara ise kara şaman denir. Şamanizme göre evrende her şeyin bir ruhu, canı vardır. Dağlar, göller, ırmaklar, ormanlar hep canlı olarak kabul edilir ve ağaçlara kutsallık yüklenir. Şamanlar, gök tanrı Ülgen'e ulaşılabilmek için içlerine kapanır ve vecde ulaşmaya çalışırlar. Şamanlığın ne zaman ortaya çıktığı, ne gibi değişiklikler geçirdiği kesin olarak bilinmemektedir. Şaman sözcüğü için farklı görüşler öne sürülmektedir. Şaman kavramı, Hindistan'daki Pali dilinde ruhlardan esinlenen kişi anlamına gelen, samana, şamna, sözcüğünden türemiştir. Şaman kavramının kaynağı, Sanskritçe'de budacı rahip anlamına gelen samana, çıramana, sözcüğüdür. Şaman kavramı, Manchu dilinde oynayan zıplayan, bir iş görürken sürekli olarak hareket eden anlamındaki saman kavramından gelir. Firdevsi'nin, Şehneim, Sin'de geçen, Semen, Buda rahibi, sözcüğü dolayısıyla şaman sözcüğünün Hindistan kökenli olduğu söylenir. Şaman sözcüğü Dırka'da, Samane, Çince'de, Samen, Farsça'da Budist rahip anlamına gelen, Semen, veya, Saman, kelimeleriyle ifade edilir. Türk kavimleri şamanlarına, Kam, adını vermişlerdir. Türklerin kullandığı, Kam, kelimesi, kahin, tabip, filozof, alim, anlamına gelmektedir. Türklerin az sayıdaki yazılı belgelerinden biri olan, Divan-ı Lügat-ı Türk'te otacıların hastaları şifalı otlarla tedavi ettikleri, kamların ise hastayı kendi usullerine göre daha çok ruhi yollardan, efsun ve sihirle tedavi etmeye çalıştıkları yazmaktadır. Şamanın en önemli işlevlerinden biri hastaları iyileştirmedir. Hastalık bir tür ruhun kaybedilmesi olduğu için şaman kaybedilen ruhu arar. Bulabilmek için ruhun nereye gittiğini anlaması gerekir. Yerini saptadıktan sonra geri getirerek hastanın bedeniyle bütünleştirir. Çin kaynaklarından anlaşıldığına göre eski Orta Asya şamanizminin temelleri gök tanrı, güneş, yer, su, atalar ve ocak, ateş kültleridir. Bu bağlamda Asya halklarının inandığı şamanlığın temelinde insan ve doğanın birlik ile beraberliği ve uyumu düşüncesi yer alır. Evren, dünya, insan, hayvan ve bitkiler alemi bir bütün olarak düşünülür. Dünya ve gök, yaratma eylemini birlikte işbirliği halinde gerçekleştirmektedir. Bunlar bütün varlıkların yaratıcısı olmalarından ötürü kutsaldır. Birçok bilim adamı ve yazar şamanlığı bir din değil, Kuzey Asya topluluklarının dini duygularını içeren ve öteki alem varlıklarına hükmeden bir tür kült olarak görmektedirler. Bazı tanımlara göre şamanizm varlığı tüm insanların tarihinde erken taş devrine ve daha da geriye kadar kanıtlanabilen, inisiyasyon içeren bir VECD ve trans tekniğidir.
Son araştırmalar şamanlığın Türklere özgü olmayıp bütün Asya'ya yayıldığını göstermektedir ki, araştırmacılar artık Amerika Kızılderililerini de şamanizm kapsamında ele almaktadırlar. Nitekim Mircea Eliade Şamanizm adlı kitabında Asya'nın şaman topluluklarında, Amerika Kızılderililerinde ve Okyanusya yerlilerinde sayısız unsurun ortak olduğunu ortaya koymuştur. Keltlerden, Kızılderililere, Türklere ve Moğollara kadar daha pek çok kavmin inanışı olmuştur. Şamanlık Avrupa'da ilk çağ devirlerinden beri yaygındır ve farklı Teuton kabileleri ve Fin-Baltık halkları arasında demir çağı boyunca uygulanmıştır. Sibirya klasik şamanizmin anavatanı kabul edilmektedir. Doğu Sibirya'dan Kuzey Kanada'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada yaşayan Eskimo gruplarının şamanist uygulama ve inançlara sahip oldukları kaydedilmiştir. Amazon yağmur ormanlarında bazı yerli grupları şaman eylemlerinde bulunmaktadırlar. Kuzey ve Güney Amerika kıtalarında yaşayan yerlilerin tek bir evrensel yerli Amerikan dini veya manevi sisteminden bahsedilemeyecek denli çeşitli inançlara sahip oldukları bilinmektedir. Şaman transı, kutsal, ilahi sahaya doğru açılan bir şuur deneyimidir. Buna yolculuk denir. Her kabile hekimi şifacıdır ama şaman kendine özgü bir metot kullanır. O, trans sırasında ruhu göğe yükselmek ya da cehennemi mekanlara inmek üzere bedeninden ayrılan bir trans uzmanıdır. Bu trans ruhsal bir yolculuktur. Ruhların ve yaşlı şaman ustalarının üstlendiği bu ikili eğitim bir inisiyasyondur. Şamanı sıradan bir insan olmaktan çıkaran, toplumun itibar ettiği bir kişi haline getiren bu inisiyasyon eğitimdir. Şamanist inisiyasyonda her şaman eğitimden geçirildikten sonra şaman olabilir. Asya şamanist inisiyasyonlarında sırrı erme denilen inisiyatik ölüm ya da cehenneme iniş deneyimi Sibirya ve Orta Asya'daki şamanist Türklerin geleneklerine göre, hami rehber ruhlarca, yeraltı denilen öte alemde veya spiritüel gök katlarında gerçekleştirilir. Bu deneyim, fiziksel olarak genellikle orman, kır, mağara gibi toplumdan uzak ve kutsal sayılan bir yerde gerçekleştirilir. Davulu transa girmeyi kolaylaştıracak bir şekilde kullanmayı öğrenmiş aday, bir takım acı verici sınavlara tabi tutulduktan sonra, ölüm deneyimini yaşamak üzere, transa girer. Şaman adayı birkaç gün süren bu deneyim boyunca, ruh ve beden bağları gevşemiş halde yatar. İnisiyasyonlardaki cehenneme iniş ya da ikinci doğuş denilen bu olgular şamanizmde şaman adayının vücudunun sembolik olarak parçalanması suretiyle organlarına ayrılması ve sonra bu parçaların birleştirilmesi veya etlerinden sıyrılmış kemiklerinin etlenmesiyle vücuduna yeniden kavuşması olarak simgelenir. Sırra erme denilen bu süre zarfında, hami rehber varlıkları şamanın ruhuna şamanlığı için gerekli her şeyi öğretirler. Bu işlemler bittiğinde ve hipnotik uykudan çıktığında aday kendini bir takım güçlerle donanmış ve bir hayli değişmiş halde bulur. Artık yalnızca bedensel gözleriyle değil, ruhani gözüyle yani kalp gözüyle de görebilmektedir. Gök Türkçe'de ve Uygurca'da, ruh için can anlamına gelen tın sözcüğü kullanılırdı. Bu aynı zamanda, soluk demektir. Ölüm, soluğun kesilmesi, ruhun bedenden ayrılıp uçması biçiminde düşünülürdü. Bu yüzden de bazen, öldü, yerine, uçtu, denilmektedir. Ruhları öbür dünyaya göç eden ataların, orada rahatsız edilmemeleri, iyi yaşamaları gerektiğine inanılırdı. Şamanizmde köpek ruhun yaklaştığını uzaktan acı ulumayla haber verebilmektedir. Sıradan bir kişi bu ruhu görürse bu onun pek yakında öleceğine işaret sayılır. Şaman dünyasında ölüme inanılmadığı için Anadolu'da çoğunlukla, öldü, kelimesi kullanılmaz. Ruhun ölmediğini vurgulamak için, göçtü, dünya değiştirdi, hakka yürüdü, gibi anlatımlar kullanılır. Asya şamanizminde yer alan üç alem, yer, yeraltı, göktür fakat bunlar sembolik ifadelerdir. Yeraltı terimi Asya'nın kimi şamanist geleneklerinde öte alem anlamında kullanılır, kimi şamanist geleneklerinde ise ölüm olayının akabinde yaşanılan kargaşa ve vicdani hesaplaşma dönemini ifade etmek üzere kullanılır. Dolayısıyla, bazı şamanist geleneklerde yeraltı denildiğinde, genellikle öte alemin titreşim düzeyi kaba ve yoğun ortamları söz konusudur. Yeraltı deyiminin bu anlamda kullanıldığı şamanist geleneklerde öte alemin huzurlu ortamları ise, gölgeler diyarı, gibi başka ifadelerle belirtilmektedir.
Yakut Türkleri, Çukçiler ve Yukagirler, insanın üç canı olduğunu kabul ederler. Ölüm olayında biri mezarda kalır, biri gölgeler diyarına iner, üçüncüsü ise göğe çıkar. Ölüler, bir süre sonra, yeryüzünde tekrar doğabilirler. Uygurlar, inandıkları sürekli olarak tekrar doğma olgusuna, sansar adını verirler. Bu kavram Altay, Yakut ve Uygur Türklerinin geleneklerinde şöyle açıklanır: insanların yaşadığı yer, ölülerin göçtüğü, yeraltı, öte alem ve spiritüel anlamdaki gökten oluşan üç alem ya da ortam, merkezlerinden geçen bir eksenle birbirine bağlıdır. Yerin göbeği ile göğün göbeği arasındaki bu eksenin geçtiği, bu ortamların ortasındaki delikler ya da açıklıklar bir tür geçittir. Şaman gölgeler diyarına giderken öncelikle, yerin göbeği, N'deki bu delikten, yerin ekseni, N'e ulaşmak, sonra da, yeraltının cehennemi kısmından geçmek zorundadır. Ölen kimseler de bu yolculuğu yaparlar ki, bu yolculukta ölünün geçemediği takdirde azap çekmesinin söz konusu olduğu bir köprüyle karşılaşılır. Kuzey ve Orta Asya şamanizminde yeraltı alemi 7 veya 9 katlıdır. Ölüm olayı ile beden terk edildikten sonra kimileri yeraltı katlarındaki ortamlara, kimileri ise gök katlarındaki ortamlara giderler. Evrenin ekseni ya da direği kimi zaman kozmik dağ ya da evren ağacıyla özdeşleşir. Altaylarda göğün 3 ve 9 katından söz edilmektedir. Ayinler sırasında göğün bu katlarına çıkılır. Bazı toplumlarda 33 gök dairesinden bahsedilmektedir. Altay Türklerinde Tanrı Ülge'nin 7 veya 9 kızı ve bir takım yardımcı ruhları bulunmaktadır. Şamanizmde yeraltı denildiğinde bilinen fiziksel anlamıyla, toprağın altı anlaşılmaz. Yer altından, her ölen insanın ruhunun göçtüğü ve şamanların trans deneyiminde gittiği çeşitli katlardan oluşan bir alem anlaşılır. Şaman, trans deneyimi sırasında, yapacağı uygulamanın amacı ve türüne göre, ya yeraltı alemine veya göğe gider. Örneğin, bir hastayı iyileştirmek için göğe çıkması gerekir, fakat ölünün ruhuna eşlik etmek, hastanın ruhunu geri getirmek ya da yeryüzünü terk etmek istemeyen ölüleri gölgeler diyarına götürmek için yer altına inmesi gerekir. Fakat her iki halde de şamanın önce yeraltı alemine gitmesi gerekir, yani herhangi bir nedenle gök katlarını aşması gereken bir şamanın önce yeraltı denilen aleme inmesi gerekir, kimse, yeraltına inmeden göğe çıkamaz. Yeraltı kavramı Grek tradisyonunda Hades biçimine dönüşmüştür. Şaman inisiye adayının saflaşması için geçireceği yeraltı alemindeki organlara ayrılma, deneyimi kimi inisiyasyonlarda, cehenneme iniş ifadesiyle, simyada ise vitriol ifadesiyle dile getirilmiştir. Bütün bu acılara dayanan ve hiçlik boyutuna ulaşan varlıkların da bu sonsuz huzur boyutunda kaybolmaması ve yok olmaması için, bu tehlikenin varlığını bilen kadim şamanlar ve eski Tao ustaları, bunun üstesinden gelebilmek için çeşitli yöntemler kullanmışlardır. Ein Sof'tan yani bilinmeyenden geri dönmeyi başaran bir kabalacıya genellikle aziz denilir. Karanlığa inip geri gelebilenin yaşamı artık sonsuza değin değişmiştir. O aynı ama farklıdır. Çünkü o, kaosun muhteşem düzeninin kozmik bilincine ulaşmış, bütünün bilincinden ayrı olmanın ifadesi olan kaotik yapıda, bütünün bilincinin ifadesi olmuştur. Yani, heplik aleminde, hiçlik aleminin ifadesidir artık. Şamanizmde alt alemler hayvan, bitki ve taşları ilgilendirir. Orta alem insanları ve üst alem ise tanrısal ruhların olduğu alemdir. Şaman ise tören sırasında kendinden koparak bu üst aleme geçmekte ve tanrısal alemle bağlantı kurarak insanlar için yardım istemektedir. Şamanizmin temeli tanrı, insan ve doğanın uyumuna dayanır. Şamanlık atadan gelen gücün evlatta ortaya çıkması ile olur. Şamanlar topluluklarının sağlığı ve esenliği için çeşitli dualar ederler ve bu gizli yöntemlerin kuşaktan kuşağa aktarıcısı ve koruyucusudurlar. Gökle yeraltı arasında yani güzellik ve kötülük arasında insanların yaşadığı yeryüzü bulunmaktadır. Yeryüzü iki zıtlık arasında yaşamın var olduğu bir yerdir. Siyahla beyazın, iyilik ile kötülüğün, güzellik ile çirkinliğin mücadelesi arasında kalan insanın kendi doğru yolunu ruhlarının yardımı ile bulmaya çalıştığına inanılırdı. Evrenin yollarını kat etmeye çağrılan şaman, yolunu kaybetmemek için bu yolları mümkün olan en iyi şekilde tanımalıdır, belirli hedeflere yönelmesi nedeniyle bu hedeflere nasıl varacağını bilmelidir.
Maya şamanizminde de üç alem kavramı görülür. Yer, yeraltı alemi ve ilahi olan ruhsal gök. Aztek geleneği gibi, Maya geleneğine göre de, ruhsal gök birçok gök katı, neden oluşurdu. Yeryüzü ile ilahi alem arasında bu ortamlardan en aşağıdaki ya da en yoğun ve kaba olanı insanların yaşadığı yeryüzü idi. Eski Mayaların din adamlarının uygulamaları onların birer şaman olduğunu göstermektedir. Araştırmacı yazarlar, eserlerinde Amerika şamanizminin Asya şamanizminde görüldüğü gibi, bir inisiyasyon içerdiğini belirtirler. Şaman inanışına göre ruh fiziki bedeni 40 gün sonra terk etmektedir. Türk destanlarında 40 sayısı çok yer alır ve 40 yiğitler, 40 kızlar. Hikayelerde ve masallarda 40 gün ve 40 gece düğünler, 40 haremiler, 40 satır ve 40 katır çok geçer. Bazı ejderhalar vardır ki onlar yenilmez ve ölmezler, ancak bunların tılsımları bozulursa ölürler. Bu gibi ejderhaların 40 günlük bir uyku zamanı vardır. İşte bu zamanda ejderhanın yanına gidilir, üzerinden 40 tane kıl koparılır, ateşe atılarak yakılırsa ejderha da ölür. İslamiyet'te ölümün ardından 40 gün geçtikten sonra Kur'an ve Mevlid okutma adetlerinin, Musa'nın Tanrı'nın buyruklarını Tur Dağı'nda 40 gün 40 gecede almasının, eski Mısır'da Firavun'un ölümünden 40 gün sonra cennete gidebilmek için bir boğa ile mücadele etmek zorunda kalmasının, Hristiyanların Paskalya'ya 40 gün oruç tutarak hazırlanmasının, Ayasofya Kilisesi'nin zemin katında 40 sütununun ve kubbesinde de 40 penceresi olmasının kökeninde o devirlerden kalma şaman veya totem gelenekleri yatar. Günümüzde şamanizmden kalan birçok adet ve gelenek bulunur. Su dökerek uğurlama, mum yakılması, ağaçlara bez bağlanması ve dilek tutulması, istenmeyen bir olay duyulduğunda tahtaya el ile tokmak gibi 3 kere vurulması da, kötülükten korunmak, kötü ruhların duymasını önlemek amacına yönelik eski bir şaman inanışıdır. Kurşun dökme de şaman geleneklerinden kalan bir adettir. İnsana musallat olan kötü ruhların olumsuz etkisini ortadan kaldırmaya yönelik olarak çok eski dönemlerde uygulanan sihir kökenli bir ritüeldir. Mezar taşı koyulması uygulaması da şamanizmden kalmadır. Bazı insanların olağan dışı özellikleri olduğu ve bunların bakışlarının karşılarındaki kimselere rahatsızlık verdiğine, kötülük yaptığına inanılır. Bunun önüne geçmek için, nazar boncuğu, göz boncuğu takılır. Eski toplumlarda büyü, din ve yaşam iç içe geçmiştir. Büyü eski Mısır'da, şamanizmde, İnka Maya kültürlerinde, Hint ve Tibet dinlerinde, Babil'de görülmektedir. Kadim kurallardan birincisi, parçanın bütüne ait olduğudur ve bir saç parçasına yapılanın bütün tarafından hissedileceğidir. Muskalar da aynı şekilde ortaya çıkmıştır. Bir maddeye negatif veya pozitif enerji verilir ve istenen amaçla kullanılır. Gök direk, Orta Asya şamanizminde, hayat ağacı ve merdiven sembolizmaları arasında görülen özgün bir semboldür. Gök direk veya dünya direği, bir tür hayat ağacı sembolü olarak yerleşim yerinin meydanına dikilen ve tepesinde özel bir kuş veya özellikle çift başlı kartal bulunan bir kutsal sırıktır. Dünyanın temel dayanakları sayılan gök direkleri, sembolik olarak gökyüzünde Tanrı'nın kudret ve kuvvetini simgeleyen yüce çift başlı kartala kadar uzanır. Ulu kartal bu sırığın doruğuna tüner. Güneş doğunun, ay batının sembolü olduğu için kartalın iki başı bu yönlere doğru dönüktür. Göğün de bir direği vardır, şeklindeki bu inanış, yeryüzünde çok yayılmış ve adeta insanlığın bir malı olmuştur. Avrupalılar, eski Roma ve Yunan kültürleri de bu direğe inanırlardı. Bu inanış, Türklerde de vardı. Türkler göğün direği olarak kutup yıldızını düşünmüşler ve bu yıldıza, demir kazık veya altın kazık demişlerdi. Orta Asya Türkleri tek tanrılı bir inanış olarak kabul edilebilecek gök tanrı, dinine inandıkları görülmektedir. Ülgenin altındaki tanrılar ancak, ikincil dereceli tanrılardır. Çeşitli toplumların mitolojilerinde sözü geçen ağaç kimi zaman yaşamı, kimi zaman da evreni tasvir etmek için kullanılır. Birbiriyle ilişkisizmiş gibi görünen birçok toplumun ortak ağaç motifi paydasıdır. Çünkü ağaçlar kökleri ile yer altında, gövdesi ile yeryüzünde ve ışığa yönelen yaprakları ile gökyüzündedir, yani evrenin üç katını birleştirir. Yaşamı en iyi simgeleyen de ağaçlardır. İlkbaharda çiçek açmaları, meyve vermeleri doğumu, sonbahardaki yaprak dökümü ise yaşamın sona erişini çağrıştırır.
Semitik gelenekte hayat ağacını literatüre girişi Tevrat'ta geçen, Tanrı'nın bahçe ortasına hayat ağacını ve bilgi ağacını dikmesi ile başlayıp, Adem Havva'nın şeytanın tahriki ile bu ağacın yasaklanan meyvesinden yedikleri için cennetten kovulmalarıyla devam eder. Yenilen elma bilgidir, yılan ya da şeytan akıldır. Hayat ağacı, çoğu efsanelerde, kaybolan hazine ya da kelime gibi, mitos kahramanın önüne çıkan çeşitli engellere rağmen aradığı ve ulaşmak istediği ana hedef ve amaç olarak gösterilir. Birçok kadim kültürde benzer adlarla yer alan Ankh işaretinin bir benzeri şaman sisteminde de mevcuttur, figür 3 alemi temsil eder. Şamanizm tefekkürü çok tanrılı, çok ruhlu ve totemli gözükmekle beraber, Uygur tapınakları incelendiğinde farklı bir görüntü ile karşılaşılır. Aslında var olan tek tanrı gök tanrısıdır. Tanrının insanlarla veya başka cisimlerle tasvir edilmesini kabul etmemektedirler. Putlar tanrının tasviri olarak yapılmamıştır. Birinin çok sevdiği bir yakını öldüğünde onun sureti yapılmakta ve evde saklanmaktadır. Şamanizm halk kültürü kanalıyla birçok öğesini tek tanrılı dinlere taşımıştır. Bazı uygulamalar ve halk arasındaki inanışlar şamanizmin izlerini taşır. Şamanın en önemli görevi ise çocuk ve torunlarına evrensel denge mekanizması çerçevesinde bilgelik aşılayarak onları en iyi şekilde yetiştirmek ve hayata hazırlamaktır. Unutmayın, çocuklarınız sizin değildir. Onları yaratıcıdan ödünç aldınız. Kızılderili sözü. Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalıma abone olunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.